ve yüzlerini ağaracağı gün bazı yüzler güzelleşecektir. Bazı yüzler de çirkinleşecektir. Çünkü mahşer günü yevme tuble serairdir. Burada suretimiz manamızı örtüyor. Orada insanın manası görünecek. Sureti ona göre şekil alacak. Burada insan suretinde görünüp de hayvan suretinde olan insan suretinde görünüp de efendim vahşi hayvan suretinde olan insanlar var. Lakin suretinde hepsi insan görünür. Tabiatı kurttur. Tabiatı yılandır. Tabiatı tilkidir. Tabiatı akreptir. Tabiatı ayıdır. Huyu öküzdür. Her cinsten insan var. Lakin suretinde insan görünüyor. Tabiatı huyu kelptir. Haşamiyel huzu. Köpek tabiatıdır. Haşamiyel huzu eşek tabiatıdır. Haşamiyel huzu akrep tabiatıdır. Lakin suretimiz kapatıyor. Ne olduğumuz dokunmayınca, muamele yapmayınca meydana çıkmayın. Ahirette öyle değil. Ahirette dünyada ne tabiat galipse o insana o surette dönecek. Kurt sıfatlıysa dünyada kurt gibi gelecek oraya. Kelp gibiyse tabiatı onun gibi gelecek. Yılan gibiyse yılan gibi gelecek. Ayıysa ayı suretinde gelecek. Manaları meydana çıkacak. Herkesin bir manası var. İsmimizin var ya, gerçi şimdi isimlerin manası mantıksız isimler koydur da tatsız tutsuzdur. Bak, Hasan Hüseyin çok güzel. Bu altı bulaşmayı nereden buldum diyecek sana. Seni altı bulaş mı yarattım derse sana. Ha, hangi gün Hasan hangi gün Hüseyin'dir? Hasan ben Hüseyin var. Ha, gördün mü? Çok bereketli çifttir bunlar. Hasan Hüseyin olunca efendim onların bereketi var. Evet. Hanginiz daha iddialıdır iş hususunda? Hasan mı Hüseyin mi? Ben biraz daha iddialıyım. Gördüm. Hasan oldun mu? Evet. Büyüğü müsün? Büyüğüm. Öyle. Kabul ettin mi Hüseyin mi? Yetişirim. Tamamdır. Anlaşıyorlar. Bununla beraber şimdi uyuz hayvan da oluyor. Haşan huzur. Bir hayvan hayvanı uyuz tutsa sürünün içerisinden hemen onu kaçırdırlar. Uzaklaştırırlar. Neden? Hemen atlar önüne sirayet eder. Bu insanların da şimdi çok hastalıklıları vardır. Uyuz olanları vardır. Ki düşüp kalkarsan onlarla seni de tutar. Bir de uyuzla beraber uyuzdan beter kuduz sıfatlı olanlar çok var. Esirirler. Esirdi mi kuduz? Kuduza döndür. Allah'ım affeder. Bu zamanın insanının galibi yani ekseriyetinde ya uyuzluk var ya kuduzluk var. Onun için Cenab-ı Hak bize emrediyor. Ey kullarım, hastalıklı olanların yanına yaklaşmayın. Kimin yanına yaklaşalım ya Rabbena? Sağlıklı olanların yanına yaklaşın. Sağlıklı olanlar kimlerdir? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve kunu ma'assadikîn. Sağlıklı olanlar, sadık olanlardır. Doğru olanlardır. İşi doğru olan, sözü doğru olan, özü doğru olan sağlıklıdır. Ondan madaları hastalıklıdır. Azacık uyuzdur. Azacık kuduzdur. Ya çoktur. Nispetine göre. Allah'ım afina şeker hastalığı var diyor bir kimse. Lakin şekerim o kadar değil. Kaç? 500. Daha şey değil mi? Nasıl geldin ayakta 500 numara şekerle? Çok değil. 1000 değil ya. 1000 olduğu vakit düşünür diyor. Sen değil. Şimdi 500 dedin madem ki. Şimdi o şeker hastalığı
başka hastalıklara benzemez de aşağısı var, yukarısı var, normali var, normalin üstü var, altı var. Onun gibi bu aslında çok insanlardan huzursuzluk ve huzursuzluk bir nispettedir. Ona göre azıcık dokunur veya çok dokunur ya seni yarı felç eder ya tamamını tüketir. Ona göre Efendimiz hel yanzur ahadukum men yuhalil buyurmuştur ki sizden biriniz bir kimseyle herhangi bir hususta ahbaplık yapacak veya arkadaşlık yapacak veya ortaklık yapacak olursa arkadaşlık yapacağı, ortaklık yapacağı, iş yapacağı insana baksın. Men yuhalil. Kiminle ortak oluyorum? Parası var. Parayı bırak, adama bak. Adam mıdır, değil midir? Adam mıdır, odun mudur? Adam mıdır, hayvan mıdır? El yanzur ehadukum elihmu. Bakınız seyyahu. Kime veriyorsun? Kimin destek veriyorsun? Mesela. Kiminle ortaklık yapmak istiyorsun? Parası var. Ünvanı var. Bilmem rütbesi var diyerekten yaklaş kadar. Adamın var mı? Hastalıksızlığı, sağlıklığı bir araştırmaya bir terazide ondan sonra ondan iş kur, ahbaplık kur, ortaklık kur. Emret, söyler. İşte bu size kıyamete kadar yetişen nasihattir. Tutarsan sen kazanırsın. Tutmazsan sen kaybedersin. Çünkü bütün insanın başına belayı, felaketi getiren adam olmayan kimselerle sohbetleridir. Parası var. Karun'un da parası vardı. Ne yaradı? Battı gitti. Parayla adamlık ölçüsü olsa Yahudilerden zengin yok. Yahudi desen ben sana mahkemeye vereyim. Hakaret etti bana. Ne dedi sana Yahudi? Yok. Öyle Yahudi Allah'ın bu değil. Olmaz. Yahudi dedi mi hakaret lafzıdır bu. Yahudi bir herif. Kendi mi? Onun için zenginlik bir şey ifade etmez. Maalesef 70 senedir zengin olan, sahte şöhreti olan, kıymetsiz olan, işporta malından daha beter olan kimselerle biz hemhal olduk. Onları destekledik, dayakladık. Bu kadar dayak yedik. Daha aklımız başımıza gelmezse daha sopa devam edecek. Evet, daha mamurlamadı, bunlar ayırmadı. Vur daha fazla kayacak. Sağlıklı kimse ara. Bazı insanlar dedikçe sağlıklı olunca bereketli olur. Bir buruş koysa sana, o bir buruş yine bağlanır. Çünkü onun tohumu, çürük tohumu değil. Bu açılacak. Dikkat edersen açılacak, açılacak, büyüyecek, büyüyecek, bu ağaç olacak. Ne için? Onun koyduğu bir buruş helalındandır, temizdir. Allah ona bereket vermiş. Allah bereket verdiyorsa korkma. Bereketsiz para isterse dünya kadar yürüsün önüne. Bir anında bir çırpıda gider. Bu kadar paramız, bu kadar bizim bu ahbabın bu kadar parası vardı. Ne yaptı? Bizimkini de götürdü. Süpürüp götürür. Onun için bizim en ziyade dikkat edeceğimiz bu zamanda adam aramasıdır. Adam ara, ara. Sağlıklı insan ara. Onunla beraber ol. Allah size yardım eder. Sağlıksız adamlarla düşüp kalkarsan sağlığın bozulacaktır. Kafanı bozar. Kalbini bozar. Ruhunu tedirgin eder. Seni rahatsız eder. Ne gece gece olur, ne gündüz gündüz olur. Bir derde düşer, müptela olursun, çaresi bulunmaz. Buna dikkat edelim.